USCIS göçmenlerle ve Amerika'da kaçak durumunda olanlarla ilgili yeni yasalardan biraz bahsedebilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim bu noktada. Tabii ki yeni yönetiminde biraz daha böyle baskıcı, biraz daha agresif davranmasından dolayı şu an Amerika'da yasal durumu bulunmayan kişiler tabii ki göçmenlik mahkemelerinin önüne gitme riskiyle daha fazla karşı karşıya kalıyorlar özellikle gördüğümüz son durumlar daha fazla eskiye göre kıyasla yeni Amerika gelmiş olup ve burada statüsünü geçirmiş kişiler bunların yasal durumunun ne olduğunun önemi yok. Ne tür vizeyle giriş yaptıklarının önemi yok. Eğer yasal durumlarını geçirmiş iseler hemen göçmenlik dairesinin bu kişilerin aramasına başladığını çok örneklerle görmeye başladık. Dolayısıyla daha önceden belki çok daha fazla bekliyorlardı ama şimdi artık 30 gün bekledikten sonra hemen bu dosya göçmenlik görevlilerine verilmekte ve göçmenlik görevlileri de bu kişilerin araştırmasına hızlıca başlıyor. Yani gördüğümüz uygulamadaki en büyük değişiklik budur diyebiliriz. Tabii ki bunun dışında daha çok değişiklik var. Pratiği etkileyen işte hem göçmenlik durumunda yasal durumda olmayanlar özellikle bir durum var. O da işte daha önceden göçmenlik mahkemesinde bulunmuş ve dosyaları kapatılmış binlerce insan vardı. Yani mahkemeler onların dosyalarının çok acil olduğunu düşünmüyordu. Çok tehdit ve tehlike arz eden bir durum olduklarını düşünmediği için onların dosyalarını kapatıyordu. Dolayısıyla Onların durumunu ancak daha sonra durumlarında bir değişiklik olursa tekrar açmak e, durumuyla kalmadan, bir durum kalmadan önce askıya alıyordu. Fakat şu anki yönetimde aldığı bir kararla bütün bu binlerce dosya, askıda olan dosyalar tekrar yürürlüğe sokulmuş durumda. Ve dolayısıyla göçmenlik mahkemelerindeki var olan kalabalık durum çok daha hat seviyeye çıkmış bir duruma geçmiş diyebilirim. Dolayısıyla gördüğümüz en büyük değişiklerden bir tanesi şu anki yönetim eğer kişiler burada yasal değilse o zaman kalmamalarını yönünde bakıyor. Ve özellikle yeni gelenler ve özellikle mahkeme sürecinde daha önce bulunmuş kapatılmış olan peşinden e, agresif bir şekilde gidiyor. Ve tabi diğer bir durum da var kesinlikle tavsiye edilmeyen tabi. Eğer bir suç işleme durumuyla karşı karşıyaysanız ve suç işlemişseniz özellikle sizi öncelik durumuna almış durumda. Tabi bu Obama döneminde olan bir durumdu. Gene aynen e, önemini e, şu anda koruyor ve dolayısıyla bu tip böyle bazı noktaları belirtip aslında takipçimizin sorduğu soruya cevap vermiş olalım.